yapmış mı olur şeriatçı birisi tarikata da girse? O şeriatten bildiklerini tarikat berzahında da onları amele dökse, yaşasa, ahlakını güzelleştirse, kalbini tasfiye etse, ruhunu alailliğine yükselse, nefsini tezkiye etse, bunlar şeriatın içinde olmayan şeyler mi? Şeriatta yok mu bunlar? Peki tarikatta şeriat yok mu? Yani hangi mürit, hangi ihvan, hangi dermiş, ne diyorsanız sufi, salik, hayat ölçülerini Kur'an'dan almıyor. Hak batıl mevzularını, helal haram mevzularını, mahrem namahrem mevzularını, nikah talak mevzularını, bey ve şira ticaret mevzularını, bunlar için hangisi şeriata muhtaç değil? Yani hangi tarikatın böyle kendine özgün bir hukuku var? Tarikat hukuk belirlemek için değildir, bir hukuk sistemi değildir. Tarikat var olan, mevcut olan İslam hukukunu en güzel şekilde uygulayan müessesedir. Tarikatın görevi bu. Tarikat insanı şeriatın dışına çıkarmaz. Yani şeriat kışır. Ben bunu aşarım, böyle bir şey yok. Tarikat seni şeriatın ta içinin içine çeker. Şeriatta seni sabitleştirir. Titizlik kazandırır sana. Dikkat yeteneğini, dikkat anlayışını binlere katlar. Ben tarikata girdim diye şeriattan korkulamazsın. Zaten hakikate ulaşmışsan sana her şey açık ve net. Söz söylemeye gerek yok. Hakikati bulmuşsan o zaman sen Hazreti Allah'ın tecelli zatıyla, sıfat tecellileriyle, ef'an tecellileriyle karşı karşıyasın. Hazreti Ali Efendimiz'in işte görmüş olduğu Resulünün manası sana o zaman karşılıyorsan o şey söylemeyi. Ben görmediğim bir mağruda ibadet etmem. Görmediğim bir ilaha ibadet etmem. Hesap. Allah görülmüş üstesinde. Öyle bir kemale gelirsin ki sen nefes almaya adeta korkar olursun. Rabbini içtirir.